Dünyada ve ülkemizde hayvanlar üzerine yapılan testlerin acımasızlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Ve ne yazık ki bu belgeselin bir animasyonun çok daha ötesinde olduğunu anlamamıza sebep oldu. Yarattığı toplumsal farkındalık ile eminim ki hepimiz hayvan deneylerinin gerekliliğini sorgulama yoluna gittik. Mesleki gelişim ve iletişim topluluğu olarak bizleri bu konuda aydınlatması için Deneye Hayır Derneği kurucularından ve hayvan deneyleri konusunda 2018 yılından beri aktif olarak çalışan Sayın Doktor Oğuzcan Kınıkoğlu'nu davet ettik. Bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Oğuzcan Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Burada herkes sanırım eczacılık fakültesi öğrencisidir. Yok, Çoğunluk hayır, karışık. karışık, tamam. Öncelikle tanıtım için de teşekkür ederim ayrıca. Ben Oğuz Kınlıkoğlu, iç hastalıkları uzmanıyım. Az önce bahsettiğiniz gibi yaklaşık 3 yıldır da Deneye Hayır, önce platformu sonrasında da dernek oldu. 3 yıldır da o dernekle beraberim. Yaklaşık bundan önce de 8-7 yıllık bir veganlık geçmişim var. Bunun sebebi de aslında başta vegan oldum. Vegan olduktan sonra hayvan deneylerinin hiçbir zaman bu hayvan sömürüsünün içerisinde olduğunu bilmiyordum. Sonra bir gün bir festivaldeyken Deneye Hayır platformundaki arkadaşlarla tanıştım ve onlar bu platforma dahil olup olmak istemeyeceğimi sormuşlardı. Sonrasında yaptığım bazı araştırmalar sonrasında aslında hayvan deneylerinin ne kadar günümüzde bizim farklı ve yanlış bildiğimizi fark ettim. Çünkü bize fakültede her zaman hayvan deneyleri olmazsa olmaz, hayvan deneyleri olmazsa bilim ilerlemez gibi anlatmışlardı. Sonrasında işte çalışmalara baktım, bilimsel yayınları inceledim ve hayvan deneylerinin %96'sının işe yaramadığını gördüm onun sonunda. Benim için çok şaşırtıcı olmuştu çünkü bugüne kadar bize fakültede öğretilenlerden çok daha farklı şeylerle karşılaşmıştım açıkçası. Bunun üzerine ben de aktif olarak Deney Hayır Derneği'yle çalışmalara katılmaya başladım. Benim deneyle ilgili ilk tanışmam hayvan deneyleriyle tıp fakültesinde oldu. Tıp fakültesi ikinci sınıftaydım o zaman. Bir fizyoloji dersimiz vardı. Fizyoloji dersinde hocamız bizi laboratuvara çağırmıştı. Laboratuvarda ne yapacağımızı bilmiyordum. Tabii oraya gittik ve böyle bir sürü sıçan küçük kovaların içerisinde dışarı çıkmaya çalışıyorlardı. Sonrasında onları işte izledim ve birden hocam bir tane sıçan kaptı kovanın içerisinden ve ufak bir giyotin vardı. O giyotinle kaptığı sıçanın kafasını kesti önce. Ondan sonra da ufak bir makasla kaburgalarını kesti ve bize iç organlarını gösterdi. Sonrasında bizden de aynısını yapmanızı bekliyorum. Tabii acayip şok olmuştum. Çok şaşırmıştım açıkçası. Çünkü yıl oldu 2000'li, o zaman kaçtı? 2007 girişti. İşte herhalde 2008 yılı falan olsa gerek. 2008 yılında işte uzayda kolonileşmeyi konuşuyoruz. Nanorobotları konuşuyoruz ve biz hala ufacık bir sıçanın içini açarak onun organlarını görerek bir eğitim görmemiz bekleniyordu. Tabii gerçekten çağ dışı gelmişti. Ben o gün yapmayı reddetmiştim. Bazı arkadaşlarım iki sıçan öldürmüştü. Ben hiç öldürmemiştim. Onun sonunda onlar ne kazandı? Bugün onlar da uzman doktor oldu. Ben de uzman doktor oldum ya da ben de kaybettim. Bir şey kaybettiğimi zannetmiyorum. Çünkü bugün bilimsel çalışmalar eğitim alanında da hayvanlar üzerinde deney yapmadan bilimsel alternatif yöntemlerle öğrencilerin biyoloji, tıp fakültesi ve veterinerlik fakültesi dahil olmak üzere %100 olarak en az hayvan deneylerinden öğrendiklerini gösterdi. Bununla ilgili hem teorik hem pratik çalışmalar var. Öğrencilerin teorik bilgisi ve pratik bilgileri de dahil olmak üzere konvansiyonel hayvan metotların üzerinde eğitim görmelerinden çok daha iyi eğitim alıyorlar bilimsel alternatif metotlar üzerinde. Artık Avrupa'da, Amerika'da bir sürü ülke bu bilimsel alternatif metotlarla eğitimi geçmiş durumda. Biz de ülkemizde bu hakkı öğrencilere kazandırmaya çalışıyoruz açıkçası. Eminim sizin belki fakültenizde de, üniversitenizde de hayvanlar üzerinde öğrenim görmek istemeyen, ama fakültesinde bölümüne devam etmek isteyen öğrenciler vardır. Avrupa artık bu öğrencilere bilimsel alternatif metotlar üzerinde eğitim görme hakkını tanıyor. Kimse çünkü bu aynı zamanda bir insan hakkı, hayvan hakkı olduğu kadar da. O yüzden bir insan kendi ahlaki ve etik duruşu yüzünden bir şeye maruz bırakılamaz.
hayvan deneyi yapmak, hayvanları kullanmak zorunda bırakılamaz. O yüzden de öğrenciler bu bilimsel alternatif metotları seçme hakkına sahipler dışında. Ülkemizde de umarız yeni çıkacak olan hayvan hakları yasasıyla beraber öğrenciler bu yeni bilimsel alternatif ve eski yeni demek çok doğru da değil. Bilimsel alternatif metotlar üzerinde eğitim görmeye başlayacaklar umarız ki. Sonrasında bu işin eğitim tarafı dediğim gibi %100 oranında bu fakültelerde bölümlerde bilimsel alternatif metotlar üzerinde eğitim sağlanabiliyor, yapılabiliyor. Bir de işin diğer bu biyomedikal alanda ilaç deneyleri ve diğer alanlarda fizyoloji olsun, işte toksikoloji olsun buralarda yapılan hayvan çalışmaları var. Bunlar da olmazsa olmaz olarak görülüyor. Şimdi hayvan deneylerinin ne kadar önce güvenilir olduğuna bakmak lazım. Hayvan deneyleri bugün az önce de söylediğim gibi bilim bugün hayvan deneylerinin %96'sının işe yaramadığını gösteriyor. Bununla ilgili eğer yazarsam sosyal medyadan ya da mailden Ayşe Aktar diye bir bilim insanı yazmış olduğu bilgilerden sonucunda da daha önce %93 olan rakam işe yaramamazlık. Şu an bilinen %96'yı çekilmiş durumda. Yani 100 hayvan deneyi yapıyorsunuz. Bunlardan %4'ünün insan üzerinde uyarlanılabilirliği düşünülüyor. İlaç sektöründe de bugüne kadar yapılmış çalışmaları diyelim her 1.000 çalışmadan 2 tanesi insan üzerinde uyarlanabiliyor. Bu da ilaç çalışmaları için geçerli. Burada şunu düşünmek lazım. Bilim aslında bir istatistiktir. Yani eğer istatistiğe uygun değilse yaptığımız, yani mesela 1.000 çalışma yaptığımız 1.000'den 2 tanesinin güvenilir sonuç vermesi, bu yapılan metodun iyi bir bilim olmadığı anlamına gelir. Çünkü çok düşük bir istatistikten bahsediyoruz ve duran bir saat bile, durmuş bir saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir ve bu saatin çalışır ya da iyi işler bir saat olduğu anlamına gelmez ama. O yüzden hayvan deneylerinin gerek toksikoloji, gerek ilaç deneyleri olsun ya da direkt diğer biyomedikal çalışmalar olsun güvenilirliğinin düşük olduğu zaten bilim insanları tarafından kabul ediliyor. Diğer taraftan bugün hayvan deneyi yapan bilim insanlarına sorulduğu zaman hayvan deneylerinin sonuçlarına, yaptığınız deneylerin sonuçlarına güveniyor musunuz diye %54'ünün hayvan deneylerinin işe yaramadığını söylemesi de gerçekten çok şaşırtıcı gelmişti bana. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar da mevcut. O yüzden de düşük bir güvenilirlikten bahsedebiliriz hayvan deneylerinin ilgili. Peki neden yapılıyor hayvan deneyleri? Bugün ülkemizde neden yapılıyor? Bununla ilgili de bilimsel çalışmalar var. Bununla ilgili bir genel cerrahın yapmış olduğu Türkiye'de genel cerrahinin hayvanlar üzerinde neden deney yaptığıyla ilgili bilim insanlarına sorular yöneltiyorlar ve genel cerrahların %40'ı hayvan deneyleri yapan genel cerrahların %40'ı yaptıkları çalışmaların tez olarak yaptıklarını söylüyorlar. Yani uzmanlık için, uzman olmak için tez yazmak. %30'u da akademik progresyon sağlamak için yani doçentlik dosyasında bir title elde edebilmek için bir şeyleri doldurmak gerekiyor biliyorsunuz. Onları edinmek için yaptıklarını söylüyor. Bir grup daha vardı. Onu unuttum hangi grup olduğunu ama geriye kalan benim dikkatimi çeken sadece %12, %13'lük bir kısım bilimin gelişimine katkıda bulunduklarını düşündükleri için hayvan deneyi yaptıklarını söylüyor. Yani çok acı bir şey. Yani %13-15'in yalnızca bilimi geliştirmek adına böyle bir şey yapmayı düşünmesi bile çok trajik bence. Çünkü bir tarafta hayvanlar öldürülüyor, diğer tarafta bazı insanlar, çoğunluğu %60'dan bahsediyorum, bazı insanlar doçent oluyor, uzman oluyor diye hayvanlar öldürülüyor. Diğer taraftan biz derneğimizden dernek başkanımız Yağmur Özgür Güven'le bir çalışma yapmıştık. O çalışmada da 2007-2015 yılları arasında Türkiye'de sıçanlar üzerinde yapılan uzmanlık tezlerini inceledik. 658 tane uzmanlık tezi. Totalde minimum 17 bin hayvan öldürülmüş. 17 bin sıçan öldürülmüş şeylerle, çalışmalarla. Minimum diyorum çünkü bazı çalışmalar o kadar maalesef metodolojileri kötü yapılmış ki düşünün bir bilimsel çalışmada kaç tane sıçanın kullanıldığı dahi yazmıyor doğrudan. Bunlar zaten bilimsel olarak geçersiz çalışmalar olduğu gibi bizim veri elde edinmemizde de gerçekten yardımcı olmadılar. Minimum 17 bin hayvan kullanılıyor.
Ve çalışmalardan 2/3'ü hiçbir yerde yayınlanmıyor. Tezlerin 2/3'ü yayınlanmıyor. Yani bilim biliyorsunuz paylaştıkça, insanlara söylendikçe, paylaştıkça artar ve gelişir. Eğer siz bir çalışma yapsanız, bugün kansere çare dahi bulmuş olsanız, bunu diğer bilim insanlarıyla paylaşmadığınız takdirde bunun herhangi bir yararı, herhangi bir faydası olmayacaktır gelişim ve kullanım açısından. Bunun insan çalışmalarına aktarılması lazım çünkü. Türkiye'de gördüğümüz bu çalışmaların 2/3'ünün herhangi bir yerde yayınlanmamış olduğuydu. Bu da tabii ki ayrı trajik bir şey. Şimdi işin bu tarafı, işin bilimsel kısmı, bir de işin tabii ki etik kısmı var. Etik kısmında da bugün Jung'un, Carl Jung'un söylediği bir şey var. Bu bilim eğer ahlaki şekilde ilerlemezse, eğitim ahlaki şekilde ilerlemezse, buradaki edinimlerin herhangi bir etik değeri yoktur diye benim çok hoşuma giden bir söylem. Ve ben de buna katılıyorum. Her ne kadar çok başarılı şeyler, edinimler, kazanımlar olsa da bu işin etik ve ahlaki boyutu gerçekten tartışmaya açık. Çünkü bugün etik ve ahlak kısmına baktığımız zaman nedir ahlaki olan, nedir etik olan diye bugün bütün üniversitelerde etik kurullar var. Bu etik kurullar hayvan hadyekler, yani hayvan deneyleri yerel etik kurulları. Bunlar hayvanların kullanılıp kullanılmayacağının kararlarını veriyorlar. Peki bu karar neye göre veriyorlar? Neticede burada 20 içinde 20 kişi var bu hadyeklerin, ki bu 20 kişiden birisinin bir STK üyesi olması gerekiyor ve bu STK üyesinin de hayvanların haklarını savunan bir STK yetkisi olması gerekiyor. Ve baktığımız zaman bu bir kişi, bu hadliklerdeki STK'lar hangi STK'lara ait, hangi derneklere ait diye şunu görüyoruz. Mesela Folklor Derneği'nden üye var. Damızlık Yetiştiriciliği'nden üye var, Süt Birliği'nden üye var, Aşevi'nden üye var ve bu, biz bu etik kurulların son derece etik ve ahlaki kararlar verdiğini bu şekilde halka lanse etmeye çalışıyoruz. Burada zaten bir canlının aleyhine yapılmış bir şeyin, davranışın ya da bir uygulamanın etikliğinden ve ahlakiliğinden zaten bahsetmemiz çok doğru olmaz. Çünkü burada faydacı bir yaklaşım var. İnsan merkezci bir yaklaşım var. Yani bir insanın yararına olacak bir şeyin, uygulamanın hayvanlar aleyhine olduğu takdirde bunu herhangi bir etikliğinden, ahlakiliğinden bahsedemeyiz. O yüzden de işin hem etik hem bilimsel kısmını bir arada tuttuğumuz zaman tamamen hayvan deneylerine karşı bir tutum sergiliyor oluyoruz böylelikle. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Sonra olabildiğince hani interaktif soru cevap şeklinde gidersek. Çünkü ben de insanlar dinliyor mu dinlemiyor mu, de yakalıyor muyum yakalayamıyor muyum çok iyi anlayamadım, bilemediğim için ben de bazen tedirgin oluyorum böyle konuşmalarda. O yüzden interaktif şekilde geçerse ben de rahat ederim diye düşünüyorum. Son olarak insanlar gene şunu söylüyorlar hep, işte hayvan deneyleri olmasaydı ilaçlar bulunmazdı. Covid-19 aşısı yaptırıyorsun, o zaman Covid-19 aşısı da yaptırma, onlar da hayvanlar üzerinde bulundu diye. Ya da diğer ilaçlardan bahsediyoruz. Şimdi baktığımız zaman bugün serebrovasküler hastalıkta totalde hayvanlar üzerinde bulunmuş 112 tane işe yarayan ilaç var. Ve bu 112 tane işe yarayan ilacın yalnızca 2 tanesi insanlar üzerinde kullanılabiliyor. Yine keza kanser canlılar üzerinde birçok kansere çare bulundu, İnsanlar üzerinde bulunmadı. Alzheimer, AIDS, bunlar yine sıçanlar ve diğer hayvanlar üzerinde son derece başarılı sonuçlara şeyler, çalışmalar var. Yine bunların insana uyarlanılabilirliği çok düşük. Gene baktığımız zaman mesela retinoblastom gene farelerde hipofiz kanserine sebep olurken insanlarda retina tümörlerine sebep oluyor. Baktığımız zaman çok farklı enzimatik ve genetik yapılara sahibiz. O yüzden hayvanlar üzerinde bulunan ilaçlar ve mekanizmalar çoğunlukla insanlar üzerinde işe yaramıyor. Ama yine de bu şeyi sürdürmekte ısrarcıyız. Bunun en büyük örneğini de COVID-19 aşısı geliştirmesinde gördük. Mesela 2020'nin Mart ayında Moderna'nın CEO'sunun açıklaması var. Dedi ki biz hayvan deneyleri yapmadan direkt ilacı İnsanlar üzerinde deneyeceğiz, öyle planladık denemeyi düşünüyoruz. Çünkü vaktimiz zaten yok gibi, vaktimiz zaten yok, hem de hayvan deneyleri güvenilir değil gibi bir açıklama yaptı.
Aynı şekilde Pfizer-BioNTech'de hayvan deneylerini gerek olmadığını ve aşıyı hayvan deneyleri yapmadan direkt insanlar üzerinde deneyerek piyasaya çıkartmak istediklerini, çünkü hayvan deneylerinin yine işe yaramadığından bahsettiler. Bu tabii çok güzel bir şey. Biz bugüne kadar, çünkü hep bu soru geldiği zaman, ya evet tamam bugün hayvanlar üzerinde deniyor ama bürokrasi yarın bir gün olmayacak, tamam bunu düşünüyorduk ama bizim için çok güzel bir örnek oldu ve ilk defa hayvanlar üzerinde denenmeden piyasaya çıkabilecek tamamen bitkisel, hatta hiçbir hayvanın üretim aşamasında dahi kullanılmadığı aşıların piyasaya çıkmasından bahsedildi ilk defa. Tabii bu açıklamayı yaptıktan sonra Moderna FDA'ye çıktı. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını ve Amerika'da ve dünyada bunun aşıların kullanıma girecekse eğer mutlaka hayvanlar üzerinde denenmesi gerektiğini söyledi. Burada bürokrasiye takıldı Moderna'da, Pfizer'da. Ve onlar da tepki olarak hayvan deneyleri yaptılar. Ama faz sıfır çalışmalarını faz üç çalışmalarıyla aynı anda başlattılar. Hatta faz sıfırın sonuçlarını beklemeden başlattılar demek daha doğru. Bunun da nasıl diyeyim, hayvan hakları camiasında aslında FDA'ye bir şekilde bir tepki olarak yaptıklarını söylediler. Bence bu çok güzel bir gelişmeydi hakikaten. O yüzden önümüzdeki senelerde belki 5, belki 10 yıl artık hayvan deneyleri yapılmadan da ilaçların bir şekilde piyasaya çıkacağını söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Evet, sanırım soru cevap gibi devam edebiliriz. Çünkü soru cevap da gittiği zaman daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlattınız. Şimdi biz birkaç soru hazırlamıştık size. Önce onları soralım. Sonra da katılımcılardan form doldurmalarını istemiştik sorularla ilgili. Onları yöneltirim. İlk sorum, derneğinizin oldukça değerli bir projesi var. Eğitimde vicdani ret hakkı. Bu hak kısaca, bir öğrenci eğer hayvanlar üzerine deney yapmak istemiyorsa üniversitenin ona bir şekilde alternatif yöntemler sunması durumudur. Peki böyle bir şeyle karşılaşan öğrencinin yapmamak gibi bir hakkı var mı? Hukuki olarak da. Yani derste bizden akademisyen biri böyle bir şey istese yapmamak gibi bir hakkımız var mı? Evet, bununla ilgili derneğimizin avukatları da son derece bilgi sahibi, son derece bilgililer. Bu konuda yardımcı da oluyorlar öğrencilere. Eğer böyle bir şeyiniz varsa aranızda derneğimize mail atabilirsiniz. Avukatlar sizinle iletişime geçecektir. Çok yardımcı da olacaklardır, oluyorlar da. Bu konuda çünkü gerçekten çok ilgiliyiz. Şu an burada mesela diyelim bir deney var, eğitim var. Eğitimde diyelim bir hayvan öldürülüyor. Siz eğitimciye dediniz ki ben yapmayacağım bu testi. O da tamam sen yapma, geç kenara bunu izle gibi bir şey dahi diyemez. Orada bu şey değildir. Yani pasifize etmek değil burada vicdani reddediğimiz şey. Mutlaka öğrenci o ortamda geçmek, izlemek, o ortamda bulunmak gibi durumlardan dahi muaf tutulur. Ve bu öğrencinin mutlaka başka şekilde video konferans olsun, diğer bilimsel alternatif 3D virtual reality ile bile artık eğitimler yapılıyor. O gözlüğü takıyorsunuz, elinizde joysticklerle, o kumandalarda endoskopik müdahaleler dahi yapılabiliyor. Çok gerçekten gelişti. Bununla ilgili bir belgesel var bu arada, bilimsel alternatif metotlarla ilgili. Gold doesn't rust diye, altın paslanmaz diye. Türkçesi, çünkü altın paslama sebebi de hayvan deneyleri altın standart olarak geçer bazı durumlarda, ama her zaman daha iyi bilimsel alternatif metotlar yerine geçiyor bu hayvan deneylerinin ve o yüzden de belgeselde onu söylüyor. Altın paslanmaz ama hani hayvan deneyleri nasıl altın standart olabiliyor ki bu durumda, onu eleştiren bir şekilde. Bununla ilgili bilimsel alternatif eğitim metotlarını da orada bir kısmını görebilirsiniz. Bilirsiniz o belgeselde. Dediğim gibi aynı zamanda Aksaray Üniversitesi Dekanı, maalesef şu an Cemal Darılmaz Hoca, o da kendisi PETA ile işbirliği yaparak bugün Türkiye'de ilk %100 bilimsel alternatif metotlarla eğitim sağlayan fakülte oldu. Uzun yıllardır bunu bu şekilde yapıyorlar. Kendisi Bırak videosundan sonra birçok yerde onu da röportajıyla inandı. Çok ileri ve aydınlık bir insan kendisi, ileri ön görüşlü bir kişi. Onun da bakabilirsiniz. Aksaray Üniversitesi'nin yaptığı şeylere de bakabilirsiniz. Ve bu pandemi süresince
bir sürü üniversite derslerini ara vermek zorunda kalmışken Cemal Darılmaz Hoca sayesinde Aksaray Üniversitesi eğitimlerini diğer fakültelere göre çok daha geç sonlandırdı. Çünkü bilimsel alternatif yöntemler sayesinde bu hayvanların geldisi gittisi pandemi sebebiyle yasaklanmıştı. Ama onlar eğitimlerini o şekilde devam ettirebilmişlerdi. Mustafa Cemal Darılmaz Hoca da bu konudan çok gerçekten gururla bahsediyordu pandemi ilk zamanlarında. Gerçekten de hakkını vermek lazım kendisinin. Belki oraya biraz daha hani neler yapıyorlar, ne yapıyorlar, internet sitelerinde de var çünkü. Bizim internet sitemizde de var, oraya da bakabilirsiniz. Gene daldan dala atladım. Onun dışında da evet, %100 oranında hiçbir derse girmeden kendi hakkınızı arayabilirsiniz. Ama bu tepkiyi koymadan önce mutlaka bizim avukatlarımızla bir görüşün, size bir yol haritası sunsunlar. Tamam, teşekkür ederiz. Hayvan deneyleri işe yaramıyor konusunu birazcık daha açabilir miyiz? Yani bu deneyler yanlış veri mi, doğru veriyi vermiyor mu? Yoksa işte neredeyse 1/4'ü 3. faza geçebiliyorken testlerden sonra, yani hayvan testlerinden sonra faz aşamasında mı sıkıntı çıkıyor yoksa toptan mı bir problem var? Yok. Önce hayvan deneylerinden geçiyor. Hayvan deneylerine geçip faz çalışmalarına geçildikten sonra orada çoğu çuvallıyor. Neredeyse %99'una yakını orada geçiyor. Çünkü ilaç çalışmalarının da neredeyse az önce bahsetmişim 100 küsür ilaç denemesi oluyor. Bunlardan yalnızca bir tanesi, iki tanesi insanlar üzerinde de etkili gözüküyor. Onların da zaten bir kısmı faz çalışmasını geçtikten sonra diğer üst basamaklarda markette çıktıktan sonra ilaçlar geri çekilebiliyor. O yüzden her ne kadar faz çalışmalarını geçse de ileride faz 3 ve marketing aşamasında geri toplanmak durumunda kalıyorlar. Bununla ilgili şimdi iki tane sıkıntıdan bahsedebiliriz. Birincisi bu false pozitiflik, diğerisi de false negatiflik. Yani false pozitif dediğimizde hayvanlarda işe yaradığını görüyoruz. İşte SVO ilaçlarından bahsetmiştim. SVO ilaçlarının işte 120 tanesi işe yarar bulunuyor. Faz 0, faz 3'e geçiyor 120 tanesi de ve bu 120 tanesinin 118 tanesi işe yaramaz bulunuyor. Bununla ilgili bir sürü diğer hastalıkta aslında işe yarar görülüp faz 3 çalışmasından geçemeyen ilaç var. Bunların da söylediğim gibi %1'den daha düşük faz 0'dan faz 3'e geçip de faz 3'ten sonrasına devam edebilen ilaçların sayısı. Bu false pozitiflik demiştim. Bir de false negatiflik var. False negatiflikte duymuşsunuzdur. Glivec diye bir ilaç var. KML'de kullanılır. Kronik miyolit besenide kullandığımız ve hastalarda kür yapan çok başarılı bir ilaçtır Glivec. Bugüne kadar Glivec 5 farklı türde köpekler dahi denendi. Ve 5'inde de karaciğer kanserine sebep oldu Glivec. Ama insan dokusundan, kök hücresinden elde edilen yapay doku sayesinde, in vitro yapılan kök hücre dokusu, karaciğer dokusu sayesinde onun üzerinde deneniyor ilaç ve onun üzerinde herhangi bir yan etki bulunmadığı için sonrasında faz 3 çalışmalarına bu şekilde geçiyor ve insan kullanımına giriyor. Eğer sadece hayvan deneylerine güvenilmiş olsaydı bugün Glivec piyasada olmazdı. Bugün bilim insanlarının söylediği ve hemfikir olduğu konulardan birisi bu. Diğer ikincisi tamoksifen. Meme kanserinde kullandığımız tamoksifen de ratlarda yine karaciğer kanserine sebep oluyor. Ve yine aynı şekilde bilimsel alternatif metotlar sayesinde tamoksifenin insanlarda herhangi bir yan etkiye sebep olmadığı anlaşılıyor. Bugün o yüzden tamoksifen kullanımının ve Glivec'i bilimsel alternatif metotlar sayesinde insanlar üzerinde kullanabiliyoruz. Aksi takdirde sadece hayvan deneylerine güvenilseydi insanlar üzerinde kullanıma geçmeyecekti bu ilaçlar. Bugün bilim insanlarının söylediği buna benzer yüzlerce ilaç olduğu ama bunun tam rakamı tabii ki bilinmiyor. O yüzden de bu false negatiflik maalesef insanların hayatına etkileyecek çok daha iyi ilaçların piyasaya sürülmesine engel olduğu düşünülüyor. Bunu bilimsel alternatif metotlarla çok daha iyi sonuçlar veren, çünkü direkt insan dokusu üzerinde çalıştırılabiliyor bu toksikoloji testleri. Bunlar sayesinde çok daha başarılı veriler elde edilecektir. Bilim insanlarının da ortak görüşü bu. Hatta Avrupa'nın, Amerika'nın da artık daha fazla bilimsel alternatif metotlara kaymasının temel sebeplerinden birisi. Bir bu. İkincisi de tabii işin hayvan deneylerinin ekonomik boyutu. %97'nin işe yaramadığı bir
sistemden bahsediyoruz ve bunlara sürekli para yatırılıyor. Bu deneyler için dünyanın parası harcanıyor ve bakıyorsunuz %97'si işe yaramıyor. İnsanlar da işin her ne kadar etik ve ahlaki boyutu olsa da ondan önce tabii ki işin ekonomik boyutuna da çok dikkat ediyorlar ve bakıyorlar. O yüzden çok daha iyi sonuçlar veren yöntemlere doğru ilerliyorlar bir şekilde. Tamam, teşekkür ederiz. Ben konuyla ilgili araştırma yaparken sokak hayvanlarının ülkemizde testlerde kullanılması ile ilgili meşru bir yönetmelik olduğunu keşfettim. Ya bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz elimizden ne gelebilir sokak hayvanlarının deneylerde kullanılmaması için? Evet, sokak hayvanlarının deneylerde kullanılmasıyla ilgili şöyle geçer mevzuatta. Eğer araştırmacı ihtiyaç duyduğu takdirde sokaklarda ve barınaklardaki hayvanlar üzerinde deney yapabilir diye geçiyor. Bununla ilgili 2006-2007 yıllarında şu an derneğimizin başkanı Yağmur Özgür Güven'in meclis görüşmeleriyle aynı zamanda eski milletvekili Melda Onur, o da kendisi de bizim derneğimizde. Onların girişimiyle mecliste bu yasanın geri çekilmesiyle ilgili bir toplantı yapılmıştı. Kabul de edildi bu yönetmenin iptaliyle ilgili sokak hayvanları üzerinde deney yapılmasın diye. Sonra maalesef araya bir şeyler girmiş. Ben o süreci çok bilmiyorum ve yasa kadük kalmış. Yani tam geçmemiş demek galiba. Çok hakim değilim ama nitekim bu yasa hala şu an günümüzde de devam ediyor. Bununla ilgili bizim gene geçtiğimiz ay mecliste aynı az önce söylediğim gibi bu eğitimde öğrencilerin yani vicdani ret hakkı gibi bu konuyu da orada ele almıştık. Ve yeni çıkacak olan hayvan hakları yasasında sokakta yaşayan hayvanlar üzerinde deney yapılmamasını oraya söylemiştik. Vekiller hemfikirdi bu konuda. Onların da yasadan bu maddeyi kaldıracaklarına dair söz aldık. Tabii yaparlar yapmazlar o kısmı bilmiyoruz. Şimdi iş böyleyken bir diğer şey de bizim hani tamam diyelim yasa çıkmadı o taraftan koruyamadık. O zaman belediyelerle görüşelim. Belediyelerle anlaşalım ve kendi barınaklarındaki ve sokaklarındaki köpekleri deney merkezlerine, deneylere göndermesinler diye onlarla anlaşalım dedik ve geçtiğimiz sene ilk anlaşmayı Didim Belediyesi ile yaptık. Didim Belediyesi kendi belediye alanlarının ilçe alanının içerisindeki alanlık. Şirvanşehir Belediyesi, Bakırköy Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Zonguldak, Antalya ve Türkiye'nin dört bir yanından diğer belediyeler de deneysiz belediye olmak için harekete geçtiler. Onlara da Didim'le yaptığımız o anlaşmanın bir örneğini onlara da gönderdik ve çok yakın bir zamanda her ne kadar yasalarda sokaklar üzerinde sokak hayvanları üzerinde deney yapılması söylenecek olsa da hiçbir belediye buna izin vermeyecek hale gelebiliriz diye umut ediyorum. Onun dışında da başka sokak hayvanları üzerinde nasıl deney yapamayızı dair bunun kontrolünü yapmamız çok zor olur. O yüzden iş belediyelere ve yasaya düşüyor. Bir de tabii ki aktivizme düşüyor. Yani geçenlerde Başkent Üniversitesi'nden deney hayırında Başkentli var mı aramızda Başkent Üniversitesi'nden hiç kimse? Var mı Başkent Üniversitesi'nden biri? Yok galiba. Yok mu? Var mı? Yok. Geçen Başkent Üniversitesi ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştuk. İçeriden bazı fotoğraflar ve videolar geldi. Yönetmelikte olan mesela bir 60 santim metrekare gerekiyor bir sıçanın. Tam yanlış attı. Doğru hatırlamıyor da olabilirim. Tam miktar ama bir kafeste 4 sıçandan fazla bulunamaz. İşte sulukları öyle olması lazım, mamaları böyle olması lazım, işte hijyen, temizlik vesaire gibi yönetmelikler. Her ne kadar biz bunları savunmasak da refahçı yaklaşımı bizim için tek hücre değil, bizim için tek revardır. O da tamamen replacement'tır. Onu da açıklayayım. Hayvan deneyleri için 3R kuralı vardır. Refinement, reduction ve replacement diye. İşte şartları iyileştir, olabildiğince sayıyı azalt ve olabildiğince yerine bilimsel alternatif metotları kullan diye söylenir bu 3R kuralında.
Bizim için bu tek R'dir. Bir R, o da replacement'tır. Yani hayvan deneyleri yerine tamamen bilimsel alternatif metotların konulması. Başkent Üniversitesi'nin eğer o paylaşımımıza bakarsanız Deney Ayır Instagram hesabından oradaki durumun ne kadar içler acısı olduğunu görebilirsiniz. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız bir işin bilimsel kısmıyla ele almak, iki işin ahlaki kısmını ön plana almak, üçte birazcık hayvan deneyleriyle ilgili aktivizmi ön plana çıkarmak. O yüzden bu tarz paylaşımlarla bizim için toplumu, insanları aydınlatmak adına iyi oluyor diye düşünüyorum. Belki yani o sokak hayvanlarının üzerinde deney yapılmaması da bu şekilde aktivizm yapılarak sağlanabilir ki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bundan 2 sene önce bir sokaktan alınan bir kangal kırmasının derste karotisinin kesilip kanamaya bırakılıp hayvanın canlı canlı orada öldürüldüğünü görmüştük. Bu da tabii ki bu görüntülerde infiale yol açtı ve gerçekten insanlar bir şekilde tepkilendi böyle bir duruma. O yüzden bu tarz görüntüler de insanları bilinçlendirmek adına iyi oluyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Katılımcıların sorularından da birçoğu şeyle ilgili, hayvan deneyleri yaparak insanın üzerindeki risk azaltılmış olmuyor mu deniliyor? Yani deneylerin ilacın insanda denenmeden geçmesi gereken bir aşama olarak zorunlu görülüyor yani genel bakış açısı olarak. Bu konu hakkında ne diyebilirsiniz? Evet tabii ki. Az önce zaten Moderna ile Pfizer'ın örneğini bu yüzden vermiştim. Onlar ilk defa böyle bir şeye gerek yok diye söylediler. Bir de tabii baktığımız zaman işin tamam biz medikal boyutundayız. Ben de tıp hekimiyim ve bizim tıp fakültesinde ilk bize söylenen şey aslında primum non nocere, yani önce zarar verme. Biz tabii ki kendimizi artık öyle bir yere konumlandırdık ki insan bütün galaksinin merkezinde her şey bizim etrafımızda dönüyor. Biz bütün her şeyi sömürmeye, bütün doğaya, dünyaya, kaynakların hepsini sömürmeye hakkımız varmış gibi. Biz bütün diğer canlılar üzerinde şiddet ve sömürü uyguluyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce, 100 yıl önce Nazilerin ve Japonların da diğer insan ırkları üzerinde deneyler yaptığını biliyoruz. Şimdi bugün eskiden yani 50, 60, 70 yıl önce Naziler, Almanlar neyse diğer ırklar üzerinde deney yapıyordu. Niye? Çünkü onlar kendi ırklarını diğer ırklardan üstün görüyorlardı. Ve kendi ırklarını daha iyi hale getirebilmek için zayıf ırkları kullanıyorlar ve sömürüyorlardı. Aynı şeyi Japonlar da yaptılar. Japonlar da çok korkunç deneyler yaptılar. Yine aynı şekilde Amerika'da çok yakın tarihte siyahiler üzerinde, Afro-Amerikanlar üzerinde çok kötü kısırlaştırmaya kadar giden çalışmalar ve deneyler yaptılar. Şimdi bugün bizim bunu hayvanlar üzerinde yapma sebebimiz ne? Onlar o dönem ırktan dolayı bunu yapıyorlardı. Diğer ırkları eziyorlardı, küçük görüyorlardı. Bugün biz de biz Homo sapiensiz. Onlar da sadece Felix ismini unuttum şeylerin. Felix neyse yani kedilerin, köpeklerin türleri farklı diye biz onları sömürüyoruz. Yani bir tarafta eskiden bu ırkçılıktı, bugün bu türcülük. Yalnızca biz konuşuyoruz. Felix Domesticus, teşekkür ediyorum. Bugün yalnızca biz farklı türe aitiz diye diğer canlıları sömürmeye hakkımız yok. O yüzden buradaki o ince ayrım çizgisini çok iyi çekmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi eskiden çok normal görülen şeyleri biz bugün nasıl olur, nasıl yapmışlar bunu geçmişte diye karşılıyoruz ve tepki veriyoruz. O yüzden ben inanıyorum ki hayvan yemek bile sanırım bir 200 yıl sonra ya da 150 yıl sonra belki daha yakın. Yani bugün bir canlının kafasını kesip koparıp sonra onu yemenin çok ileride. Yani insanlar da biliyor musun eskiden hayvan yiyormuş gibi tepki alacağını düşünüyorum. Aynı şekilde hayvan deneylerinin içinde öyle. Eskiden çok korkunç şekilde hayvan deneyleri yapılıyormuş. Yani kediler köpekler üzerinde bir konferans salonuna getirip köpeği kalbinden bıçaklayıp akan fışkıran kanı insanların üzerine atıp bunu şov haline getiren kişiler dahi varmış. Ve hatta Magendie mesela bu beyinde hatta anatomik olarak nöroanatomide isim veren kişinin çok bayağı bildiğiniz
Bugün yaptığı şeyleri duysanız yani gerçekten bu adam da sadistmiş, ne kadar ruh hastasıymış diye kesinlikle adlandırırsınız yani. O yüzden de tamam bir şekilde bugüne kadar yapılan her türlü bilim, teknoloji gelişimi, yeni ilaçların buluşu hayvanlar üzerinde gerçekleşti. Biz buna hiçbir zaman hayır böyle bir şey olmadı demiyoruz. Ama bugün artık Bill Gates'in yaptırdığı aşıyla bizim beyinlerimizi kontrol ettiği ve bizi takip ettiğini düşündürecek teknolojiye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ama bilimsel alternatif metotlar tıbbın gelişeceğini düşünemiyoruz. Ya da hayvan deneyleri olmazsa olmaz diyoruz. Bu bilim 2500 yıldır yapılan şey aslında ve yani 2500 yıldır biz fareler üzerinde, köpekler üzerinde testler, çalışmalar yapıyoruz. Aradan 2500 yıl önce de yapıyorduk. Aradan 2500 yıl geçti. Hala aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. O yüzden artık bu COVID sayesinde umarım bu bilimsel alternatif yöntemlerle ilaçların geliştirilmesi artacaktır diye umut ediyorum. Biz de aynı şekilde. Bir sorum daha var. Neden alternatif yöntemler yerine hala hayvan deneyleri devam etmekte? Bu yöntemlerin dezavantajı var mıdır? Bu bence gelenekselcilik olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de, Avrupa'da, özellikle Türkiye'de bizim bazı ezberlere takılmışlığımız vardır. Bu gelenekselciliğin önüne geçememişliğimiz, bilimi takip etmemişliğimiz ve bizim zamanımızda da böyleydi kafası vardır ya, hep hocalarımızda da vardır o. İşte biz zamanımızda 20 nöbet tutuyorduk, siz de o zaman 30 nöbet tutun şeklinde. Sanki hiçbir zaman bu ilerlemeyecekmiş, hiçbir zaman çok daha iyi şartlar olamazmış gibi. Bu gelenekselcilik ve bu ezberlere bağlı kalmaktan olduğunu düşünüyorum. Bizim toplumumuzda özellikle. Çünkü Avrupa'da artık bunun önüne yavaş yavaş bilim insanları geçiyor. Çünkü orada daha çok bilim takip ediliyor ve bununla beraber mesela Johns Hopkins Üniversitesi'nde Thomas Hartung var. Thomas Hartung bugün milyon hayvanı kurtarabilecek teknolojiye sahip toksikoloji çalışmalarını yapıyor ve onun sayesinde de gerçekten çok farklı bir boyut kazandı hayvan deneyleri. Daha doğrusu bilimsel alternatif metotlar. Bizim mesela Avrupa'da şu an bilimsel alternatif metotlar artıyor, teşvik ediliyor. Hollanda'da 2025 yılında birkaç bölümde hayvan deneyleri, alanda hayvan deneyleri kaldırılmayacak şekilde diğer bütün hayvan deneylerini sonlandırmayı düşünüyor. 2025 yılı çok yakın bir tarih ve bunu kademeli olarak da yapmaya başladılar. İtalya bütün hayvan deneyleri proje başvuru sayısının %25'ini bugün reddediyor. Türkiye'de bu rakam %1 bile değil. Biz %99,9 bütün hayvan deneylerini etik kurullarımız onaylıyor. İtalya %25'ini reddediyor. Keza işte Hollanda bunu bitiriyor. İsveç bilmem kaç milyon dolarlık sırf bilimsel alternatif metotlara yatırım yaptı. Aynı şekilde Almanya öyle, diğer gelişmiş Avrupa ülkeleri öyle, Amerika öyle. Ama ülkemize bakıyoruz, ülkemizde hayvan deneylerinin sayısı artıyor. Bütün dünya primatlar üzerinde hayvan deneylerini yasaklarken bizim 2022'nin başında işte hayvan deneyleri yasağı kalkıyor falan. Böyle enteresan şeylerimiz var. Sanki Avrupa, Amerika artık bilim yapmayı bırakmış ve tamamen teknoloji, bilim ve teknolojiyi sırtını dönmüş gibi. Biz de tam tersi hayvan deneylerini artırıp diğerlerinin görmediği, diğerlerinin yapamadığı şeyleri yapmaya çalışıyormuşuz gibi izlenim oluyor. Ama maalesef bizim de bilim insanlarımızın bir an önce bu bilimsel alternatif metotlara adapte olmaları şart. Çünkü dünya bu tarafa doğru artık çok daha güvenilir metotlara doğru kayıyorlar. Alternatif yöntemler daha mı ucuz diğerlerine göre? Yani hayvan deneylerine göre? Bunu sanırım şöyle bakmak lazım. Alternatif yöntemler daha ucuz demek çok doğru olmayabilir. Belki eğer Avrupa'da olsaydık daha kolay ulaşılabilirdi. Ama o şöyle değerlendiriliyor genelde. Şimdi hayvan deneylerinin %96'sı işe yaramıyor. %96 işe yaramadığı için diyelim bir ilaç bulunacak. Bugün bir ilacın piyasaya çıkmasının maliyetinin 1,5 milyar dolar civarı olduğu söyleniyor. Bu 1,5 milyar doların içerisinde ne var? Tabii ki o %97 işe yaramaz hayvan deneyleri de var. Çünkü o kadar orada işe yaramazlık var ve bu ne oluyor? Sizin vergilerinizden, benim vergimden bir şekilde biz onları kompanse ediyoruz. Niye? Çünkü onlar işte yok TÜBİTAK başvurusu, yok işte bilimsel araştırma
fonu, üniversitelerin kısaltmasını da unuttum. Oralardan fonlanıyor bu hayvan deneyleri ve o şekilde de sizin paranız, benim param, herkesin parası o işe yaramayan %97'ye sırf birileri doçent olsun, tez yazsın, uzman olsun diye gidiyor. Nitekim bu pahalı mı? Evet pahalı. Çok daha güvenilir metotlar bulunsa eğer ve uygulansa ki diğer Avrupa'da uygulanıldığı gibi o zaman hayvan deneyi sadece etik sebeplerden değil, az önce dediğim gibi maddi ve ekonomik sebeplerden artık bırakma yoluna gitti. O yüzden daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz gerçekten. Eğitimde de öyle. Mesela eğitime bakıyorsunuz. Eğitimde bir hayvan kullanılıyor. Bir hayvanın maliyeti işte bir aylık bakımı. Bir primatın bir aylık bakımı $1,500 mı? Çok büyük bir paradan bahsediliyordu. Ama bunu bir şekilde bir bilimsel alternatif metotla yapıp mesela bugüne kadar AIDS çalışmalarında 30 bin primat kullanılıyor. Ve 30 bin primatın sonunda hiçbir anlamlı sonuç elde edilemiyor. 1990 yılından itibaren. Ve o işte hesaplayın aylık 1,5 $1,500'dan 30 bin primatın yıllık 20 yıllık maliyetini. Çok büyük rakamlar, çok büyük paralar ortaya çıkıyor. Bu tabii bu aynı zamanda bir endüstri de buradan para kazanan, ticaretini yapan, taşımacılığını yapan insanlar da buradan para kazanıyor. Peki bu deneylerin yerini alabilecek efektif yollar nelerdir? Örnek verebilir misiniz? Mesela Organs on Chips diye bir teknoloji var. Ben onu görmüştüm dışında. Böyle çipler üzerine organlar konuluyor. Bir sistem dahi yaratılabiliyor onun üzerinde. Mesela bağırsaktan eminiyor, karaciğere ne yapıyor, ne yapıyor, etkisi ne oluyor falan gibi şeyler bile bakılabiliyor. Şimdi yine bu teknoloji sayesinde COVID-19'un bu ARDS dediğimiz tablo yani akciğerle damar arasındaki o bozukluk dahi bu teknolojiyle taklit edilebiliyor. Hatta bununla ilgili yeni ilaçların keşfi de söz konusu. Sadece bu bilimsel alternatif metotların kullanımıyla COVID-19 için geliştirilecek bir ilaç yani. Bununla ilgili çok büyük çalışmalar var. Hala da gelişiyor. Dediğim belgeseli mutlaka izleyin. 20 dakikalık belgesel. Gold Doesn't Rust, Türkçe altyazı diye yazın Google'da. YouTube'dan 20 dakikalık çok akıcı, eminim keyif alacaksınızdır bu videodan. Ben chat kısmına şimdi yazmaya çalışayım ya da bilen varsa yazsın. Tamam, yazdılar sanırım. Evet, gönderdim. Bunu belgeseli izleyerek oradaki diğer bilimsel alternatif metotları görebilirsiniz. Onun dışında kısaca özetleyecek olursak yine kök hücreden yapılan organlar, dokular, bu kök hücreden yapılan dokular direkt insan hücreleri oluyor, insan dokusu oluyor. Az önce bahsettiğim şey de tamoksifen ve glivec ilaçlarının bulunması ve insanlar üzerinde uygulanması da bu teknoloji sayesinde gerçekleşti. O yüzden bu teknolojinin de giderek artan sıklıklarla kullanılması bekleniyor. Tamam. Peki ilaç sektöründe hayvan deneyleri zorunlu mu? Yani bir deney yapılmadan ilaç piyasaya sürülmesi mümkün mü? Yok, şu an için mümkün değil. İşte az önce yine aşı örneğinde verdiğimiz gibi bugün faz sıfır olmadan hiçbir ilaç ilerlemiyor. Ama az önce de işte aşı muhabbetinde söylediğim gibi bu Moderna ve BioNTech'in aşıları hayvan deneyi yapmadan piyasaya çıkacaktı. Sonra bürokrasiye takıldı. Ama bu bize şunu gösteriyor. Artık yavaş yavaş bunun sesleri çıkmaya başladı. Bu da yakın tarihte hayvan deneyleri olmadan da ilaçların piyasaya çıkabileceği anlamına geliyor. Bu 3 yıl olur, 5 yıl olur, 10 yıl olur onu bilmiyorum ama yakın bir tarihte olacaktır. Tamam. Katılımcılardan bir soru vardı. Hangi tür hayvanlar üstünde deney yapılıyor ve hayvanlar ölene kadar veya canlıyken kullanılmaz hale gelene kadar defalarca kullanılıyorlar mı? Evet, bununla ilgili aslında bizim de bir çalışmamız var. Şöyle, öncelikle sıçanlar, kemirgenler, balıklar, kanatlılar, bunlar en fazla üzerinde çalışma deney yapılan hayvanlar. Şimdi bu ikinci soru şu, hayvanların bugün bilinen çalışma sonunda %50'si hafif yaralı bir şekilde
deneyden sağ kurtuluyorlar. Buna hafif yaralı deniyor. Hafif yaralı denmesinin sebebi deney sonrası hayvanların yuvalandırılabilme şansları. Şimdi deneyden %50 sağ çıkıyor ve bunların %50 de söylenen bugün veteriner hekimler laboratuvar hayvanları refah sorumlusu, birim sorumlusu veteriner hekimler eğer o hayvanların yuvalandırılabilir olduğunu düşünüyorlarsa eğer bu hayvanlar insanlara sahiplendirilebiliyor, yuvalandırılabiliyor barınakları ve kalan hayatlarını da deneysiz geçirebiliyorlar. Şöyle ki şimdi diyelim siz bir test yaptınız, çalışma, bir hayvana ilaç verdiniz. O hayvan bunu gene hafif yaralı bir şekilde çıktı deneyden. Başka bir çalışmada o hayvan kullanılmış, çok tercih edilmiyor. Çünkü düşünülen şu, o hayvan kullanılırsa tekrar o çalışmada, başka çalışmada o çalışmanın güvenilirliğini etkiler. Çünkü gerçekten sağlıklı bir birey üzerinde yapılmamış oluyor gibi bir düşünce. O yüzden genelde tercih edilen tekrar hasarsız, üzerinde çalışma yapılmamış hayvanların deneylerde kullanılması. O %50 ne yapmıyor tekrar? O %50 de öldürülüyor. Bununla ilgili ülkemizde de biz bir çalışma yapmıştık. İçimel başvurusu yaparak bütün üniversitelere, hayvan deneyleri, yerel etik kurullarına hayvanları yuvalandırıp yuvalandırmadıklarını sorduk. Çünkü bizim gene mevzuatta bu hayvanların yuvalandırılabileceğiyle ilgili yasa var. Bununla beraber İngiltere'de de var aynı yasa. İngiltere'de geçtiğimiz sene 4000 hayvanın yuvalandırıldığını biliyoruz. Deney sonrası bu bahsettiğim %50'den oluşuyor hayvanlarda. 4000 hayvan yuvalandırılırken bizim ülkemizde bu rakam sıfır. Bunu neden yapmadıklarını sorduğumuzda da kemirgenlerin, sıçanların, o laboratuvarda kullanılan diğer hayvanların yuvalandırılmayacağını ve onların ev hayatına uyum sağlayamayacakları düşüncesi. Biz buna tabii katılmıyoruz. Gene burada o türcülük ve hangi hayvanın onların ev ortamına dahi ayak uyduramayacağı önyargısı maalesef bu hayvanların yuvalandırılmayacağı ne düşündürtüyor sorumlu veteriner hekimlere. Bizim de sağlamaya çalıştığımız şey şimdi birebir görüşmeler yapıyoruz üniversitelerde. Bu sayede de bu yasayı tekrar üniversite hadiklerini hatırlatarak bu hayvanların yuvalandırılmasını sağlamaya çalışacağız. Yine mecliste de bu konuya değinmiştik. Bununla ilgili bütün üniversitelere daha fazla teşvik yapılması ve bu hayvanların yuvalandırılması gerektiği üzerinde tekrar durmuştuk. Umarız önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki aylarda bu COVID-19'un da birazcık azalması bizim de biraz daha fazla üniversitelerde birebir irtibata geçebildiğimiz takdirde bu sayıların da daha da artacağını umut ediyoruz. Tamam, teşekkür ederiz. Bir tane daha soru gelmiş. Dünya genelinde sizin derneğiniz gibi çalışan bir kuruluş var mı? Var tabii ki. Olmaz olur mu? İngiltere'de, Amerika'da çok büyük kuruluşlar var ve onları takip ediyoruz açıkçası biz de. NEALS vardır mesela, yine AALS diye bir dernek organizasyon. Onlar çok daha profesyonel ve İngiltere'de 1800 yılların sonundan itibaren deney karşıtı mücadelenin organize bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Bizim ülkemizde daha biz tek derneğiz maalesef ve daha işte 2 yıl oldu, 3 yıl oldu. Onlar çok daha büyük, çok daha organize. Bizde çok kişi bazlı yürüyor. Onlar da çok daha organize ve kişi bazlı değil, sistematik bir şekilde yürüyor. Bizim de aslında kendi ülkemizde kurmak istediğimiz şey bunun daha sistemine oturtmak. Kişisel şeylerle, özverilerle, çünkü bu bir yere kadar ilerler bu mücadele. Bunu kişilerden bağımsız, kendi kendine ilerleyebilen bir mücadele haline getirmeye çalışıyoruz ülkemizde. Tamam, teşekkür ederiz. Hayvan deneylerinin işe yaramadığına dair verilere ulaşabilir miyiz? Sizin bir siteniz vardı, oğuzcankınıkoğlu.com. Orada bir makale var, hayvan deneyleri yanıltıyor diye. Ben onun linkini atayım. Oradan. Onun altındaki kaynakçalara bakabilirsiniz. Orada çok az belki kaynakça vermiş olabilirim ama gene bakayım bir saniye, ben de açayım. Çok açıklayıcı bence. Neler yazıyormuş diye. Kaynakça yazmış mıyım? Mısınız, evet. Evet, yazmışım. Burada bir saniye.
4 numara, 1 numara, bir numarayı okursanız ve bir numaranın bir numaralı, evet, bir numarayı okuduğunuz takdirde bir numaradan ilerleyebilirsiniz. Bir numaralı kaynakçı. Bizim sorularımız bu kadar. Daha sorusu olan varsa chat'e yazabilirsiniz. Ama sanırım yok. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk hepimiz. Bütün topluluk olarak. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bir de katılımcılara bir şey söylemek istiyorum. Yağmur Özgürgüven ile birlikte yazdıkları Hayvan Deneyleri adlı bir kitabı var Uzcan Bey'in. Bunu okursanız bence bütün hayvan deneyleri konusunda her şeye değindiniz o kitapta. 3 bölümden oluşuyor. Ben o herkese tavsiye ediyorum okumasını. Bu kadar. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için tekrar. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler. İyi günler. Kendinize iyi bakın.